E kripto adam dün 26'sıydı ve dün yakınlar olacaktı. Abi bizim şu coin'imiz neden hala yükselmedi diye reklam dostları böyle söyleyebilirsiniz. Bu çok normal ama gerçekten dostlarım. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama yakınlara hemen bakalım. Önce bir yakınlara bakalım dostlarım. Ne ne dönüyor? Lütfen bunları söylememe izin verin. Çünkü e, bakıldığı zaman abi burada 239 milyonluk bir şubo coin yandı. Bunun farkındayız. Yani 14 saat önce bir yakın oldu ve ondan dostlarım 4 saat sonra direktmen 100 milyonluk bir şubo coin yandı. Asıl mesela abi şurada Bunlar gerçek anlamda e, bir deniz düşünün tamam mı? Denizden bir bardak su al bakayım. Bunu zaten söyledik. Bunu farklı. Abi böyle. Gerçekten de böyle. Yani böyle bir 200 bin milyarlık bir yanılacak ki 200 trilyon öyle gidecek. Bu korkunç bir şey mi? Bu korkunç bir şey mi? Korkmalı mıyız? Gerçekten de şu istediğimiz rakamları gelmeyecek mi diye sorabilirsin. Abi bak gerçekten de olay bu şekilde böyle ilerlemiyor. Bakın Korku, panik, stres, endişeye girebilirsiniz. Bizim hedeflerimiz doğrusu hep böyle mi ilerleyeceğiz? Bizim aldığımız coin gerçekten de bir geleceğe yatırım değil mi? Uzun vadeli bir coin değil mi diye. Abi bak böyle bir şey yok. Bak çok ciddiyim. Şunları söylememe izin verin. NFT'ler hakkında çok fazla konuşacağım. Bakın burada NFT'ler hakkında çok fazla konuşamam ama şunları söylemek istedim. Abi bakın 2022'de birinci çeyrekte bir rally söz konusu tamam mı? Bunun birincindeyiz bu bize dostlarım bir piyasa değeri katabilir. Katacak mı? katabilir olabilir mi? Olabilir değil abi. Bu bize piyasa değerini güzel bir eklemeler yapacak. İkinci çeyrekte dostlarım direktmen bizim artık şibarım kuruluyor. 2022'nin ikinci çeyreğinde bizim artık şibarım kusu kuruluyor. Ve dostlarım şibarım kurulduğu zaman Bakın direktmen yüksek gaz ücretleri düşüyor. Yüksek gaz ücretleri düştüğü zaman bu insanlar çok fazla ticarete giriyorlar artık. Ticarete girdikleri için yakımlarımız öyle milyon milyon değil milyar milyar olacağı söz konusu. Çünkü insanlar çok fazla korkuyorlar arkadaşlar. Gerçekten korkuyorlar. Yüksek gaz ücretlerinden korkuyorlar. Bu, e haklılar mı? Haklılar abi. Çünkü erici 20 çok fazlaca böyle ağ ücreti kesiyor. Bunun farkındayız. Şu tabloyu göstermem izin verin. Şimdi dostlarım Mayıs ayında... Yani bir katriyonluk bir arzımız vardı. Ve 420 binlik dostlarım bir holdersımız vardı. Bunlar Şaka gibi aslında. Şöyle bakıldığı zaman gemi taşıyor abi. Gemi böyle taşıyor. Gemi daha yükselmez. Gemi daha nasıl böyle yükselir 420 bir kişi nasıl zengin eder? Eten... Abi öyle bir şey yok. Bak gerçekten öyle bir şey yok. Şimdi bir ee, şey oluyor. 989 bandır mesela demiştim ya. 1000 bandına gelsin abi. Herkes satar. Çünkü herkes böyle panik, stres. Artık böyle satayım kurtulayım. Ama abi ne oldu? 89'lara kadar geldi. 8900'lere kadar geldi. 3 saniyeliden, 600'den, 700'den, 800'den 8000'e kadar geldi. Asıl mesele burada. Bakın biz şöyle yüzde 41'lik bir abi yakım yapmışız tamam mı? Bakın yüzde 41'lik bir yakım yapmışız ve şu anda 410 trilyon dostlarım yanmış. Yani şu anda dolaşımdaki arzımız dostlarım burası 360 gözüküyor. Bakın Twitter'da titredik ya birinci sırada ship vardı ikinci sırada Şiba vardı mesela hashtag olaraktan. Abi herkes inanır mısınız? CMC nasıl bir hareket yapacak? CMC acaba gerçekten de bir e, o dolaşımdaki arzımız 360 yapacak mı? Direkten bekliyor. Neden ne biliyor musunuz? Şimdi ben abi mesela birinci de mesela bu kadar yakımı mesela CMC doğrulamasaydı ve orası dostlarım 500'leri göstermeseydi ben diyecektim ki tamam abi artık hani bu yakınlar gerçekten böyle yapılmıyor diyerekten düşünülüyor insan ama dostlarım yakınlar yapılmasaydı orada bir e, trilyon arzımız olabilirdi ama şu anda dostlarım bakın 549'u burada görebiliriz yani asıl mesele şöyle ve Son 4 ay içinde sadece videosu ile ilk ile birlikte yakınlar yapılıyordu. Yani şu anda ödeme yöntemleri falan var. Ben şunları söylerim abi bak. Tamam 2021'i böyle kapatalım. Çünkü benim abi hedefim bakın benim hedefim Temmuz ayından beridir. Bir yıl içinde yani şu an 2021'i kapatıyoruz ya. Bu bir yıl içinde dostlarım benim hedefim 5x'ti. Yani 15x yaptı kimisine göre gerçekten 20x yaptı. Yani şunları söylemek istiyorum. Ee, bu kadar yakınlar abi oluyor olmaya devam ediyor. Yani yarın bir gün nasıl bir yakın mekanizmasıyla yarın nasıl bir mekanizmalarla karşı karşıya geliriz bunu gerçek anlamda kimse bilemez. Bakın NFT'ler hakkında o kadar NFT'yi aslında gelmesini bekliyorum ki ben 18 Ethereum'a sattım ve burada bakın dostlarım ben abi 11 Ethereum'a satılan var 1 Ethereum'a 1 1 1 1 1, 1 Ethereum'a satılan var çok fazla dostlarım insanlar burada artık Shiba NFT'lerini satıyorlar satmaya devam ediyorlar. Benim şurada söylemem asıl mesele bu. Yarın bir gün NFT'lerle tekrardan karşı karşıya geleceğiz. Bu NFT'lerle tekrardan karşı karşıya geldiğimiz zaman dostlar böyle bakmayalım diyerekten söylüyorum. Çünkü şöyle bakıldığı zaman orada eminim ki çoğu insan 150 dolardan 1500-2000 dolarla kadar aldı. Ama bakıldığı zaman en ucu şu anda 0.11 Ethereum'a şu anda en ucuzunu satanlar var. Yani inanılmaz derece şu anda e, Shiba NFT'leri satılıyor. Ve nadirliği daha çok böyle arttığı zaman, popülerliği Shiba'nın arttığı zaman dostlarım oradaki NFT'ler daha fazla satılacak. O yüzden diyorum abi yarın bir gün nasıl bir şeyle karşı karşıya gelir Shiba coin onu kimse bilemez diyerekten söylemek istiyorum. Abi şu anda UES'li partisinden bakıyorum. En mantıklı UES'li partisinden bakmak ve 4 saatlik grafiğe bakmak en mantıklı dostlarım. Bakın her zaman şu anda trendine uyuyor. İnsanlar şu anda burada korku, panik, endişe, stres yapıyor. Cidden şu anda ilgi, alaka bir talep gerekiyor. Bunun farkındayım. Mesela BTC'ye baktığımız zaman BTC sürekli bir volatilin devamlı şekilde ilerletiyor. Her zaman dostlarım bir oynaklığı, hareket ortalamasını her zaman çiziyor. Fake atışları her zaman çiziyor. Ama bizim dostlarım şu anda bu oluşan trendi gerçek anlamda bozmaması ve bu trendi dostlarım bozmadığı anlamında şu 38 bandı üzerinde aynı şekilde dostlarım böyle kaldığı zaman bizi inanın çok güzel bir yerlere götürecek. Çünkü şu anda hacim topluyor ve hacim topladığı zaman bizi gerçekten de bu istediğimiz 40 bandlarına atıp ve direktmen dostlarım böyle 42 bandlarına kadar atması an meselesi diyerekten söylemek istiyorum. Hemen dostlarım koyun market gibi e bakmak istiyorum. Önümüzde Luna var, Doge var, Avax var bunları farkındayız. Abi Doge Avax demişken şunları söylemek istiyorum. E Doge, Avax bakıldığı zaman mesela Avax mesela geçen sene 3 dolarlarda falandı. Mesela Luna 0.050 centti mesela şöyle konuşulduğu zaman ama ne oldu abi direkt ben mainnet yani bir blok şeyini kurdu. Aynı Shiba coin arkadaşlar Shibarium'u kuracağı gibi. Yani yarın bir gün nasıl böyle mekanizma ile karşı karşıya geliriz bunu kimse bilemez diyorum ya. O yüzden bunun bilincinde olan balinalar içeri BNB balinaları, Ethereum balinaları sürekli sürekli abi içeri giriyor Bunu zaten farkındayız. O yüzden bir ilgi alaka talep Miami balinaları Ethereum balinaları sürekli sürekli diplerden alıyorlar. Adamlar vizyonlu. Ben diyorum ya sizleri balina gibi düşüneceğim arkadaşlar. Bunu Temmuz ayından beri söylüyorum. Kazanan 10 katı 20 katı paralar yapıldı. Bakın çok ciddiyim ben. Fazla araştırırım. Haber başkanına bakıyorum. Bilme. Araştırıyorum ki abi bunları dersime çalışmadan gerçek anlamda kamera karşısına geçmiyorum dostlarım. Bunları ben her zaman bakıyorum. Bir şekilde böyle araştırıyorum. indekse bakıyorum. Dominansa bakıyorum. Bitcoin. Ne durumda abi? Şu şey bakın yarın neler olacak? Önümüzdeki haftalar neler olacak? Böyle Uzun ölçekli bakıldığı zaman şimdi ben 6-7 aydan beridir bu grafiğe bakıyorum yani Gerçekten de böyle içindeyim. Yani bu mekanizmanın, bu boyutun, bu grafiğin bu tablonun, bu büyük resmin artık böyle içindeyim. Yani e, şunları söylemek istiyorum. Bir dinlenme süreci var. Ciddi anlamda dinlenme süreci var. Artık böyle dinleniyor, dinleniyor dinleniyor. Böyle kendini gösteriyor. Bir e, tamam. Böyle içeri tutuyor ama yüksekten alan arkadaşlar. Bakın e, canlarım, ciğerlerim gerçekten. Kardeşlerim burada zaten hep birlikte bir ama bakın. Büyük yatırımcı yukarıdan almıyor ve büyük yatırımcı her zaman böyle aşağıdan alıyor. Mesela dolar da aynı şekilde. Dolardan adamlar hep altlarına alıyor. Mesela 18'den 18 dolardan kimse mesela çok büyük bir yatırımcı almamıştır. Her zaman küçük yatırımcı elde. Aynı bu piyasada da böyle. Bu piyasada böyle olduğu için arkadaşlar küçük yatırımcı her zaman böyle elenir. Küçük yatırımcı her zaman elendiği için arkadaşlar böyle boyutlarla her zaman karşı karşıya geliyoruz aslında. Abi benim de elimde çok fazla Shibokoy'um var. List yapıyorum mesela direkt ben listini yapıyorum döndürüyorum Shibokoy'unu alıyorum bu döngüyü tekrarlıyorum. Yani benim burada arkadaşlar kimse böyle kötü bilgi o gereksiz bilgi bunları abi yapmıyorum. Burada samimiyetimiz var gerçekten samimiyet böyle samimiyet insanları ben sevmiyorum o yüzden böyle gerçekten de böyle bir şeyleri ben de istiyorum abi. O gördüğüm yorumlar gerçekten sizleri çok seviyorum. O atılan yorumların hepsini tek tek okuyorum ve okumaya devam ediyorum arkadaşlar. Gelin burada bir riski yönetelim. Yani riski yönetelim artık burada ne yapalım? Skorusunun cevabını dostlarım verelim artık. Bakın asıl mesela abi şu anda trendi bozmaması. Demiştim mi trendi bozmaması ve trendin yukarısı çıktığı zaman bir sıkıntı panik endişe yok. Ama bu nerede bozulacak abi? Bakın şimdi 35 bandı yani buralara geldiği zaman dostlarım yani Burada şu döngü yaşanmayacak mesela. Bunu mesela e, fitin altı zaman sıkıntı panik geniş yok. Buraya doldurduğu zaman dostlarım aslında sıkıntı burada aslında. E, yani buraya düşmesi demek ya Bitcoin'den de dominanstan dostlarım indekse de baktığımız zaman indekse de korku panik endişe var mı? Direktmen hem Bitcoin açısından hem de Shiba coin açısından dostlarım burada aslında korku panik. Ama şu anda bir korku panik endişe stres yok zaten. Ama şu döngü zaten dostlarım her zaman yaşıyoruz zaten. Gerçekten şu döngüyü her zaman her zaman olsun bir yaşıyoruz zaten. Bir korku panik endişe var zaten. Ama önümüzde bir sürprizle karşılaşabilir mi? Önümüzde dostlarım bir ilgi alaka gelecek mi dostlarım bunun Fed'in kararına doğru bu şekilde piyasanın güzel bir şekilde gideceğinin gerçekten de kendisindeyim. Çünkü bakıldığı zaman piyasa her zaman bu şekilde böyle ilerlemiş her zaman bu şekilde böyle ilerlemeye devam etmiş zaten Fed'in kararında bir şekilde e, yorumlayacağız. Çünkü bakıldığı zaman Fed'in kararı da dostlarım bizim için gerçekten de önemli. Fed'in faizi dostlarım arttırma yöneliyle şöyle konuşmalar yapılmıştı. Birinci ikinci çeyrekte çok fazla bir faizin arttırılacağı yöneliyle konuşulmuştu ama üçüncü çeyrekte ee, bir faizle karşı karşıya gelebilmemiz an meselesi. Ama şöyle bakıldığı zaman zaten önümüzde çok fazla etap, çok fazla güncelleme çok fazla bir olay var derken bunları söylemek istiyorum. Bahsettiğimiz konular dostlarım çok önemliydi. Akşam bir canlı yayın açalım. Bu canlı yayın dostlarım. indekse bakalım. Dominansa bakalım. Bitcoin'in indeksine bakalım. Çubuk'un indeksine in bakalım diyerekten dostlarım. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala bilinize, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Arkadaşlarınızla da bunları paylaşabilirsiniz ki böyle herkes faydalansın dostlarım. Gerçekten çok önemli bilgiler. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. kalın. Yeah! Okay. the saucy, saucy. She was good!